Sırayı bakın kendisi söylemiş bu soruda. Yani bize sıralama hakkı tanımıyor turuncu, mavi, sarı. Mavi gelme olasılığı 3 bölü 6, ikinci sırada sarı gelme olasılığı 2 bölü 6 ve üçüncü sırada turuncu gelme olasılığı 1 bölü 6 olduğundan şunlar gider 1 bölü 36 olur. A şıkkı olur bu yüzden. Aşağıdaki grafikte ABC sınıflarında kız ve erkek öğrenci sayıları gösterilmiştir. Bakalım şimdi buna göre. Öğrenciler arasından seçilen bir kişinin kız olma olasılığı. Üste hemen kızları yazalım. 10 kız var. Sonra 10 kız daha var. Diğerinde de 15 kız var. Toplam kız sayısı bu. Öğrenci sayısına gelelim. Birincisinde 25. ikincisinde arkadaşlar 10 artı 20'den 30. Üçüncüsünde 15 artı 10'dan 25. Toplam o zaman 50-30 daha 80 oldu. Burası da 35 yaptı. 5'e bölersek 7, 5'e bölersek 16, A şıkkı. Üzerlerinde 1'den 7'ye kadar olan doğal sayılar yazılı okey taşları şekildeki gibi ters çevriliyor. Bu taşlardan 2 tanesi seçiliyor ve üstlerinde yazan sayılar toplanıyor. Toplamanın 12'den büyük olma olasılığı. Zaten bir tek buna uyan arkadaşlar 7 ve 6 vardır. Haliyle ne olacak? Bu 7 taştan istediğimiz sadece bir durum var. 7'nin ikilisi. Olay bu. Böylece 1 bölü 21 olasılık oldu. D şıkkı. Tabaklardan rastgele birinden seçimi yapıyorsanız arkadaşlar önce şunu diyeceksiniz bakın sarı olmasından bağımsız. Önce 1 bölü 3 olasılıkla bu tabağı seçtiniz diyelim. Buradan sarı gelme olasılığı 4 bölü 5. Şu 1 bölü 3 unutulmamalı. Tabakları da rastgele seçiyoruz. Tabakların da olasılığı doğuyor bu yüzden. Artı 1 bölü 3 olasılıkla ikinci tabağı seçebilirsin. Buradan sarı gelme olasılığı 2 bölü 5 yapar. Artı 1 bölü 3 olasılıkla üçüncü tabağı seçebilirsin. Buradan da 3 bölü 5 olur arkadaşlar. Böylece 4 artı 2 artı 3 bölü 15. 9 bölü 15 yaptı. 3'e bölersek 3 bölü 5'miş C şıkkı. 5 farklı oyuncak Aslan ve Bahar adlı iki çocuğa rastgele dağıtılıyor. Aslan'ın Bahar'dan fazla oyuncak alma olasılığı kaçtır? Burada arkadaşlar olay sadece sayıların üzerinde. Buna göre yapacağım bu yüzden. Diyeceğim ki Aslan ve Bahar 0, 5, 1, 4, 2, 3 sayıda alırsa Aslan Bahar'dan azalmış olur. 5, 0, 4-1-3-2 şeklinde alırsa da aslan fazla almış olur. Bunları istemiyoruz. Yani istenen durum 3, tüm durum 6 tane arkadaşlar. İşte bu soruda doğru okursanız, doğru anlarsanız sadece sayılar üzerinden kontrol etmemiz gerekiyor. Farklı oyuncak demiş tamam ama hangi oyuncağın kime gittiği önemli değil. Burada sadece sayılar önemli. B şıkkı. 14 ve 13 kilogram ya bu paketler arkadaşlar. Nasıl olabilir? Birinci durumda. 14'lük paketi 1 kilo az tartmıştır, 13 paketi doğru tartmıştır. Ya da 14 paketi doğru tartmıştır, 13 kiloluk paketi 1 kilo fazla tartmıştır. Bu durumlara göre 14-14 veya 13-13 olur. 14'lük paketi %10 olasılıkla 1 kilogramdan 1 kilogram az ta e tartması için 1 bölü 10 olasılık. Yine öbürünün de doğru tartması için %60 olasılık yani 6 bölü 10 diyebiliriz. Artı İkinci durumda 14'lüğü doğru tartmalı 6 bölü 10. Diğerinde 1 kilo fazla tartmalı o da 3 bölü 10. Toplamda o zaman arkadaşlar 24 bölü 100 oldu. Zaten bizden olasılığı yüzde olarak istiyordu. D şıkkı geldi. Kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek oluşan anlamlı ya da anlamsız 7 harfli kelimelerden biri seçiliyor. Buna göre seçilen kelimelerin sessiz harflerinin alfabetik sıraya göre soldan sağa doğru dizilme olasılığı kaçtır? Güzel. Bu arkadaşlar iyi bir soru. Aslında tekrar permütasyon sorusu gibi davranırım ben bunlara. İşte önce Ç gelmiş, sonra işte E gelmiş, L gelmiş, M gelmiş. Bununla ilgilenmem. Şunu söylerim ben. Ç, Z, M, L var. Bir de ne var arkadaşlar? Ö, Ü, ve E var değil mi? Toplam 7 tane harf var. 4 tane sessiz harf alfabetik sıraya göre dizilmedi. Ben o yüzden ne diyorum biliyor musunuz? Bana sıralama hakkı tanımıyor. Otomatik olarak hangi kelime olursa olsun şöyle göreceğiz biz. Ç, L, M, Z. Mesela Ö buraya gelmiş, Ü buraya gelmiş ya da E buraya gelmiş. İlgilenmiyoruz bakın. Her türlü Ç, L, M, Z oluyor. Ya da Ç olsun, L olsun, M olsun, Z olsun. Ö buraya geldi, E buraya geldi. İşte Ü de buraya geldi. Sonuç olarak ama burada durum ne? Ç, L, M, Z şeklinde hep sıralanıyor. Ben bunların tek tek nereye geldiklerini mi kontrol edeceğim? Hayır. Diyeceğim ki 7 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. Neden? Bu Ç, Z, M, L'ye bir nevi ben X, X, X muamelesinde bulunuyorum. Diğerleri evet Ö, Ü, E xxx'ten oluşan 4 harf ve öü'den oluşan bir de e'den oluşan 7 harfi nasıl sıralarız biz? 7 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. Gerçekten böyle yaptığımız zaman örnek bir görüntü x, ö, ü, x işte buraya e diyelim, buraya ö diyelim, buraya x diyelim yine x diyelim. Şurası da ne kaldı? Bir şey kalmadı. Otomatik olarak artık bu x'in olduğu yere ç ye gelecek. Otomatik buraya L gelecek, buraya M gelecek, buraya Z gelecek. Haliyle otomatik bir yerleşim olduğundan işte bu şekilde otomatik sıralamaları lütfen kendiniz böyle artık tekrarlı permütasyonla yapın. Eğer bununla ilgili biraz daha ayrıntı öğrenmek istiyorsanız ben zaten anlattım konu anlatımında. Buna göre tüm harfler arkadaşlar normalde tabii 7 faktöriyel diye dizilir. Böylece istenen durum 4 faktöriyel 21, 1 bölü 24 olur. Soruda arkadaşlar dikkat edilmesi gerekenleri adım adım söyleyeyim. Bir arkadaşlar siyah sayısının bir artması için iki tane siyah ol artması lazım. Bir tane de beyaz. Neden? Çünkü iki tane arkadaşlar beyazı siyah döndürdüğümüzde beyaz sayısı iki azalır. Kaça düşer? Altıya düşer. Sonra bir tane beyaz arttığında arkadaşlar bir tane siyah azalır. E, beyaz 1 artar. Totalde o zaman beyaz gerçekten 7 olur. Bu durumda da siyah arkadaşlar 2 artıp sonra bir azaldığı için bakın bu da gerçekten 9'a yükselir. O zaman neyi anladık? Birincisinde iki siyah görünmeli, bir de beyaz. Peki iki siyah olması için ne olması lazım? Beyazdan siyah dönmesi için o zaman iki tane tek gelmeli, bir tane de çift gelmeli. Burada en önemli şeylerden biri 3. adımı söyleyeyim. Tek tek çift gelecek ya hangi sırada olacak arkadaşlar bu? Söyleyin bakın uzunca görün. TTC de olabilir. TCT t de olabilir. ÇTT t de olabilir. Bu yüzden 3 durumu atlamamalıyız. Aslında biz bunu nasıl söyleriz zaten hiç bunu yapmadan. TTC'nin kendi arasında sıralaması nedir? 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Yani olasılık yaparken hangi durumun önde geldiği önemli olduğu için sorunun sonunda 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel ile çarpacağız. Şimdi artık dördüncü adım çözüme geçme kısmı. Bir tek bir tek bir çift nasıl gelir? Tek gelme durumuna bakalım. Toplamların tek olması için birinci zar tek olabilir, ikinci zar çift olabilir. Birinci zar çift olabilir, ikinci zar tek olabilir. Bak önemli sonuçta bunlar iki tane farklı zar. Özdeş görünümlüler ama sonuçta birinci zar ikinci zar dediğimiz için sıralama önemlidir. Şu an daha ilk toplamdayız arkadaşlar. İlk toplamın tek gelmesi için Böylece bir tanesinin tek gelme olasılığı 3 bölü 6, diğerinin çift gelme olasılığı 3 bölü 6. Yine aynı şekilde birincinin çift gelmesi 3 bölü 6, ikincinin tek gelmesi 3 bölü 6. Şu an gördüğünüz gibi tek olması için kaç geldi olasılığımız 1 bölü 2. O zaman ikinci durumu hesaplamaya gerek yok. O da 1 bölü 2 olacak. Bunları bir böyle yuvarlak içine alayım. Çift gelmesi için ne olması lazım? Her iki zar birden tek gelmeli ya da her iki zar birden çift gelmeli. Tek tek olması için 3 bölü 6 çarpı 3 bölü 6. Çift olması için yine 3 bölü 6 çarpı 3 bölü 6 araya artı koyuyoruz. Demek ki bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 bölü 4, 1 bölü 4 daha 1 bölü 2 oldu. Şimdi son adıma geldim cevap adımı artık. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 ne yaptım? Tek çarpı tek çarpı çift yani tek tek çift gelme olasılığı. Bir de ne demiştim bu üçüncü adımda arkadaşlar? Bunların kendi içinde yer değiştirme hakkı var. Hangi sırada tek, hangi sırada çift geleceğini bilmiyoruz toplamların. Bu yüzden 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel cevabımız 3 bölü 8 oldu. D şıkkı arkadaşlar. Ben böyle bir nevi konu anlatır gibi bütün ayrıntısıyla size anlattım. Çünkü soru güzel bir soru. 9 çemberden 3'ünü seçip yeşile boyayacağız. Bu tüm durumlar arkadaşlar. İstenen durum nedir? aynı doğru üzerinde olmaları. Bakın şu aynı doğru üzerinde bir tane doğrumuz var. Bir de burada aynı doğru üzerinde oluyor. İstenen durumda gördüğünüz gibi sadece iki tane. 2 bölü 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 faktöriyelden 6. Burası 12 olur. 2 bölü 84'ten 1 bölü 42 diyeceğiz. A şıkkı. Bakın şimdi arkadaşlar burada e, seçilme demiş. Permütasyonsuz çözelim soruyu. Bir kere doğru cevap istenen durum sadece bir olur. Neden? Herkes kendisininkini alacak. O yüzden seçme gibi bir durum yok. Kendisininki olması gerektiği için sadece birdir burada doğrusu. Yapılan durum ne? Tüm durumlar arkadaşlar. Diyelim birinci kişiye bakın. 6 taneden 12 tane eldiven var ya elinde. E, vestiyerde duran kişinin. 12 eldivenden, 12 nereden çıktı ya pardon, 3 tane vardı, 6 tane eldiven var. 3 çiftten. 6 tanesinden 2 tanesini birinciye veriyor. Sonra kalan 4 tanesinden ikincisini ikisini ikinciye veriyor. Ve 2 iki taneden 2 tanesini de üçüncüye veriyor arkadaşlar. Böylece 1 bölü 90 olasılıkla durum gerçekleşiyor. Bak bu doğru cevap ama aslında arkadaşlar ben size olması gerekeni biraz uzatarak lütfen söyleyeyim. İsteyen dinlesin. Bir yazdım o kesin zaten yani mecburen istenen durum biridir. Burada Normalde şunu deriz biz. 6'nın ikilisi, 4'ün ikilisi, 2'nin ikilisi diye önce gruplanır bunlar tamam mı? Gruplarken şuna dikkat ederiz. Eleman sayıları grupların aynıysa, eleman sayısı aynı olan grup kadar faktöriyel böleriz. Burada 3 grup aynı, 3 faktöriyel. Sonra bunları 3 kişiye dağıtacağız ya rastgele. Bu yüzden 3 faktöriyel diye gördüğünüz gibi 3 farklı kişiye gönderirim. Gerçek çözüm aslında budur. Önce grupla Sonra dağıt ile arkadaşlar soruları kesinlikle doğru yaparsanız biraz daha böyle sert gıcık sorularda ben buna alışmanın önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Niye ikinciyi önemsiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Burada ben kendim dedim. Nereden biliyoruz vestiyerde duran kişinin arkadaşlar önce birinci kişiye sonra ikinci kişiye sonra üçüncü kişiye verdiğini. Sonuçta o sıralamayı da bilmediğimiz için olması gereken cevap bu. Ama bu soruda sadeleşme olduğu için birincisi de doğru gibi gözüküyor. Normalde teknik olarak ikinci doğru. Başka bir soruda eğer böyle grupları bölerken. Diyelim şöyle bölsek. 8'in ikilisi, 6'nın üçlüsü ve 3'ün üçlüsü şeklinde bölsek. Burada ne yapıyoruz? 2 ile bölüyoruz. Bir de bunları 3 farklı takıma gönderirsek 3 ile çarpıyoruz. Bakın birbirini de direkt götürmüyor. Şurada 3 çarpanı kalıyor. Bu mantıktan dolayı e, ee, özdeş dağıtım soruları olan böyle bir iki tane anlatımlı test var. İsterseniz arkadaşlar orayı bence derinlemesine izleyin bir. Geri bırakılmamak şartıyla arkadaşlar bakacağız duruma. O zaman hangisini seçersek seçelim. Başlangıçta 4 bölü 8 yani 1 bölü 2 biz onu 8 üzerinden gidelim. İkinci de 3 bölü 7'ye düşmüş. O zaman hangi renkse ona x diyelim rengi bilmiyorum ya. Hangi renkse bir daha aynı rengi seçmişiz. Sonra arkadaşlar 1 bölü 3'e düşmüş. Yani 2 bölü 6. O zaman yine aynı renk seçmişiz. En sonunca da 4 bölü 5. O zaman o da diğer renk. Haliyle xxx y düzeni hangisinde var arkadaşlar? Burada var. C şıkkı doğru cevabımız olur. Sarı 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 seçmiştir. En sonunda da turuncu seçmiştir. Bu olasılıkla gerçekleşir. 8 birim ve 4 birim olan dikdörtgen biçimindeki bir karton birim kareleri ayrılıyor ve bu birim karelerden alanı iki birim olan bir dörtgen seçiliyor. Buna göre bu seçilen dikdörtgenin bu düşey şekilde olma olasılığı nedir diye sorulmuş. Düşey kaç tane var ona bakalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir satırda 8 tane var. Kaç tane peki bu şekilde var arkadaşlar görelim. Kaç satır var? 1, 2, ve 3 satır var arkadaşlar. Aradaki şunu da unutmamak lazım. Onu da göstereyim. Mesela bakın şu da bir. Sonuçta ikili dikdörtgendir. Böylece 3 satır var. Bir satırda 8 tane var. 24 tane arkadaşlar böyle düşey var. Peki kaç tane 2 birimlik dikdörtgen var? O zaman bir de düşey yoluna baktığımız gibi yatay yoluna da bakalım. Böyle 1 2 3 4 5 6 6 ve 7 tane de böyle yatay var. Kaç satır var? 1, 2, 3, 4 satır var. Böylece arkadaşlar 7 çarpı 4'ten 28 tane toplamda 52 tane ikili dikdörtgen var. Bu 52 dikdörtgenin 24 tanesi bizim istediğimiz gibi. Böylece 4'e bölersek, ee, pardon şurayı düzeltiyorum. 6, 4'e bölersek 13 cevabımız A şıkkı oldu.